Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı teşekkürler. Olsun. Teşekkürler. Tokat Belediye Pirinç Spor. Sağ olun. Teşekkür ederim. İkinci hafta maçında çıkıyoruz. Neler söyleyeceksin? Görüşlerini alalım. İkinci hafta evimizde oynayacağız. Kazanmak için çıkacağız maça zaten. İnşallah kazanırız. Peki Pirinç Spor'ların maçı. Evet. Geldim gayet mutluyum. İyi bir arkadaşlık ortamına geldim. İyi bir kulüp, iyi bir başkanımız, iyi bir yönetimimiz, iyi bir hocamız var. İnşallah yolun sonu güzel olur. Hedef var mı? Tabii ki hedef var. Hedefsiz olmaz zaten. Hedef bir şampiyonluk. Yani en kötü playoff'un içinde kalıp sonuna kadar gitmek. Ben Anlarıcıoğlu. Evet. Altınordu'dan kiralık geldim. İnşallah da güzel olacak bu sene. 2023-2024 sezon için neler düşünüyorsun? Tokat Belediye Play'inde oynamak nasıl bir duygu? Özellikle ilk yani şampiyonluk tabii ki hedefimiz ama en kötü playoff oynamak istiyoruz. Zaten öyle bir takım olduğu için tercih ettim burayı da. Onlar da beni tercih etti. İnşallah önemlisi kazası sakatlıksız bir sezon olur. İnşallah en kötü playoff oynarız. Peki lig için nasıl bir oyun düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Rakiplerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Rakiplerimiz ilk maç daha bir maç oynadık Nevşehir'le. Onda da bence deplasmanında bir puan kötü değil ama bence kazanabileceğimiz bir maçtı. Şu puanı kaçıran taraf bizdi. Şimdi diğer takımları bilmiyorum. İnşallah Elazığ maçında da 3 puana döneceğiz. Zaten yavaş yavaş Nevşehir'den çok farklı bir takım olacaklarını zannetmiyorum. İnşallah 3 puanla Elazığ'ı başlarız ilk evimizde. Yani Tokat Spor yine şampiyonla oynuyor diyebilir miyiz? İnşallah. Oynar, inşallah oynar. Ben Ebu Bekir Eloş, Şanlıurfa doğumluyum. Kaleciyim. Geçen sezon Erbaspor'daydım. Yani Tokat'a aşinayım zaten. Tokat beni sevdi, ben de Tokat'ı sevdim. Şimdi Tokat Spor'dayız. Güzel bir aile ortamımız var. Keyif alıyoruz yaptığımız her şeyden. Ligi iyi başladık. Yani deplasmanda bir puan önemli bir sonuç. Lige iyi başlamak önemli. Her ne kadar galibiyeti kaçırsak da yani başlangıç için önemliydi puan almak. Şimdi önümüzde bir Elazığ maçımız var. İyi çalışıyoruz. İnşallah bu hafta 3 puanla taşlandıracağız bunu. 2 puan ortalamayla da inşallah playoff ve şampiyonluğa gideceğiz. Hedeflerimiz var. Lig için iddialı mıyız? İddialıyız hem de iyi iddialıyız. Herkes de bunun bilincinde ve farkında. Hepimiz istiyoruz bunu. Bu şehre yakışacak ikincilik. İnşallah bunun için de hem çalışıyoruz hem hocalarımızla, hem yönetimimizle, hem futbolcularımızla hem de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah olacak. Peki şöyle diyelim, fikstüre baktığımız zaman ligde Tokat Spor'un rakibi sizce kim olacak şampiyonluk yarışında? Orada olabilir diye düşünüyorum. Orada olabilir. Evet, bir de Çankaya olabilir diye düşünüyorum. Ama bizim hedefimiz hiçbir zaman playoff'tan kopmamak. Yani o bölgenin içerisinde bulunmak. O bölgenin içerisinde bulunduğumuz zaman zaten yani şampiyonluk için meşaleleri yakacağız inşallah. Hep yediğimiz can toptan bir talihsiz golle berabere kaldık. Dediğim gibi kazanabileceğimiz 3 puanla başlayacağımız bu maçta puanla döndük ama buna da şükür diyoruz. Bunun telafisini bu hafta inşallah içerideki maçta yapacağız. Peki önümüzdeki Elazığ maçı mı? Elazığ maçına nasıl hazırlanıyorsunuz hocam? Ne düşünüyorsunuz Elazığ maçı için? Görüyorsunuz takım arzulu, istekli, evet. Şevkli. Çalışıyoruz. Çift antrenmanlarımız yine devam ediyor. 3 çift yaptık. Bugün böyle bir taktik çalışması sahamızda yapacağız. Yarın cumartesi günü inşallah maça tam hazır hale geleceğiz. Hocam sakat eksik oyuncumuz. Biraz Yaser'de sakatlığımız var. Onu kontrol yapıyoruz. Biliyorsunuz Burak da ameliyat oldu. Burak aramızda. Onların eksiğini tamamlayıp inşallah sahaya tam mücadele edecek bir takım çıkacak mutlaka. Hocam Burak da son durum ne tesadüf? Valla hala hastanede yatıyor işte, ameliyat oldu. Onun bayağı bir süresi sürecek gibi doktorların söylediği şey o. İnşallah bir an önce dönmesini istiyor çünkü ihtiyacımız da vardı. İyiydi, form yakaladı. O bizi bayağı bir üzdü. Bayağı bize bir sıkıntı yarattı ama inşallah onu da hem üzüntülerinden arındıracağız aldığımız sonuçlarla. Hem de onun için de mücadele edeceğiz. Hocam yeni sezonun ilk evimizde oynayacağımız maç. Tribünler dolu olacak. Nasıl bir maç bekliyor olur sizce?
Yani bizim için arzulu, coşkulu bir maç olacak kesin. Bir de biliyorsunuz geçen sene